Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Server beraber yepyeni bir videoyla beraberiz. Öncelikle herkesin Ramazan'ını kutlarım. Bugün sizlerle beraber FC 24'teki tarihi ifşalara beraber bakacağız. Ve ileriki dönemlerde EA Sports'u patlatacak yeni gelişmelerle beraber e, birlikteyiz. Umarım video hoşunuza gider. O zaman hazırsanız direkt başlayalım. Team of the Year dönemine gelen bir SPC'de arkadaşlar bütün topluluk birbirine karıştı. Çünkü paketi açan insanların yaklaşık %60-%70'i Team of the Year Messi çekti ve çekemeyenlerde bu bir adaletsizlik oluyor dediler. Haklılar. Ancak maalesef EA Sports adalet maalesef de değil de arkadaşlar adam kayırması ünlü olan bir firma olduğu için maalesef ki karşılığını alamadılar şu anda ekranda gördüğünüz gibi reddit gibi platformlarda bütün haber sitelerinde bu olay oldu ancak tabii ki de arkadaşlar bu e-sports hiçbir şey ifade etmiyor çünkü hala bu oyunu oynayan koyunlar FIFA Points almaya devam ediyor bu da zaten adamların bu konuda hiçbir şey yapmaması gerektiğini de kendilerine kanıtlıyor çünkü adamlar bu oyunu para için çıkarıyor arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Şimdi öncelikle o gün Messi çıkaramadıysanız arkadaşlar siz şanslısınız. Çünkü EA Sports o gün aslında kendi ayağını sıktı. Nasıl ayağına sıktı? Şu anda ekranda arkadaşlar developer aksesi görüyorsunuz bebebin. Bu geçtiğimiz yıllarda EA çalışanlarının kullanıcılara parayla oyuncu sattığı dönemde çıkan bir ifşaydı. Yani EA çalışanlar arkadaşlar oyuna gelecek olan yeni kadronun kurma görevleri, yeni görevler, tim team of the week'ler, oyuncular, promolar, her şey arkadaşlar buradan kendileri oluşturuyor ve database'lerine ekliyor. Hatta bu e, Twitter'da gördüğünüz duyumcular da arkadaşlar bu database'lere erişimleri olduğu için e, oradan sizlere direkt arkadaşlar kartları söyleyebiliyorlar sevgili dostlar. Şimdi aslında burada EA kendi ayağına sıktı, kendi kendini ifşa etti sevgili dostlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben burada ayrı ayrı sizlere yaptım. 3 tane pik vardı arkadaşlar ve toplamda normalde Piklerde arkadaşlar oyuncu havuzundan seçilir. Yani atıyorum 250 tane oyuncu varsa sizin açtığınız her pikten o 250 tane oyuncudan bir tanesi gelebilir sevgili dostlar. Fakat o gün olan hata şuydu. O gün her pikin bir tane ligi vardı arkadaşlar. Yani siz orada aslında pik açarken oyuncu değil lig açıyordunuz sevgili dostlar. Yani bir lig açtığınız için de Messi çıkarıyordunuz. Çünkü o zamanlar MLS'te arkadaşlar o reytingin üzerinde başka bir oyuncu yoktu ve Messi çıkarıyordunuz. Şimdi peki buradaki olay ne? Sevgili dostlar buradaki olay normalde her pikten 1 bölü 12 ihtimal yani %8.3 ihtimalle Messi çıkarmanız gerekirken... Community'nin hepsi nasıl Messi çıkardı değil mi? %60, %70 nasıl Messi çıktı? Çünkü sevgili dostlar bu adamlar bu SBC yaparken geçmiş SBC'lerden bir tanesinin paket şansını kopyaladılar ve onu verler. Yani normalde MLS'deki oyuncular dandik olduğu için sevgili dostlar MLS'den oyuncu çıkarma ihtimaliniz normalde çok daha yüksek prime ayaktan birini çıkarmanıza göre ve bu SBC'yi hazırlayan arkadaş da etkilen hazırladıkları bir SBC'deki oranları yanlış hatır, yanlış olarak kul, e, tekrar kullandığı için siz o paketlerden %60-70 ihtimalle Messi çıkardınız. Yani aslında siz o paketten Messi çıkarmadınız ya arkadaşlar. İyi mantığına göre daha şanslısınız. Çünkü daha iyilikten bir önce çıkarmış oldunuz MLS'den çıkarmayarak. Aslında buradaki olay bu. Yani adamlar kendi ayağına sıktı burada sevgili dostlar dediler ki biz biz paketlerdeki rating sınırı koysak da biz burada istediğimiz oyuncu çıkarma ihtimali daha yüksek tutuyoruz dediler. Ve buradaki yapmış oldukları bu matematiksel değil hatta arkadaşlar direkt beyinsel bir hatayla komünitenin %60-%70'ine Messi verdiler. Kalan kişilerse arkadaşlar avucunu yalayarak kaldı. Bu sene olmasını en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu arkadaşlar ve sonunda Momentum oyun içi kendini deşifre etmiş oldu. Yıllardır bu oyunu oynayan herkes zaten Momentum'un olduğunu biliyordu. Ancak bazı arkadaşlar özellikle olmadığını iddia ediyorlardı. Bu sene nasıl ipuç aldıklarını şimdi bakalım. Arkadaşlar bu görüntüde öncelikle adam golliyor ve golledikten sonra bakın tam sağ üstte Difficulty Changed to World Class yazıyor. Zaten Momentum'da arkadaşlar olayı sizin pas atma, şut atma gibi özelliklerinizin kısılmasıyla alakalı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi kendiniz maç yaparken bile arkadaşlar offline şekilde rakibinizin yani bilgisayarın sevgili dostlar bütün ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Şutta da hata yapsın, pasta hata yapsın şut hızı böyle olsun, defansif uzunluk böyle olsun işte her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Aslında momentum da sevgili dostlar bu demek. Yani siz maç yapıyorken maç içerisinde takımım işte ağır oynuyor, takımım pas hatası yapıyor. Sürekli direği vuruyorum diyorsunuz ya arkadaşlar. İşte bundan dolayı kaynaklanıyor. Ve arkadaşlar bu sene EA Sports'un açıkları sayesinde artık bilgisayar tarafında hile yapan insanlar momentum'u da çözdü arkadaşlar. Evet Ultimate Team'de momentum yediğiniz zaman oyundaki bazı hileleri kullanarak momentumu kendi aleyhinize çevirebiliyorsunuz sevgili dostlar ve bu şekilde oyunda rakiplerinizin üstünü kurabiliyorsunuz. Yani artık bunun da arkadaşlar karşılığı sonunda çıktı. E, hile yapan arkadaşlar da sonunda bunu da çözdüler. Ben açıkçası buna çok sevindim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu oyunda olmaması gereken rezil ve iğrenç bir şey. Zaten bağlantınız çok kötü. Bağlantıyla oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bunun üzerine hiçbir şey yetmiyormuş gibi yayın momentum ile uğraşıyordunuz. Bu sene kendi vermiş oldukları açık sayısı hileciler de arkadaşlar bu açıklardan yürüyerek artık momentumda da çözer. Özellikle bilgisayar tarafında oynuyorsanız arkadaşlar ve rakibinin size sürekli her maçı üstünü kurduğunu görüyorsanız arkadaşlar burada hile Kullanıyor olabilirler çünkü artık Momentum'un momentumunda e, çözümü bulundu arkadaşlar. Tamamen bu görmüş olduğunuz ayarları yaparak şu anda ekrandaki gibi oyunculara sahip olup resmen askerden yeni gelmiş gibi arkadaşlar. Yani bayır domuzu gibi adamlarla karşılaşabilirsiniz bilgisayar tarafında bilginiz olsun. Momentum işte arkadaşlar böylelikle noktaya ermiş oldu. Geldik en sevdiğim konuya yani paketler arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yıllardır FIFA oynuyorum ve FIFA'nın arkadaşlar en diplerine kadar bütün bilgilere sahip. Hani oyun açıkları olsun, hileleri olsun vesaire. Hatta FIFA 17'de bir tane de videom vardı şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Oyunda bir bug vardı arkadaşlar ve paketten çıkacak oyuncuyu arkadaşlar nasıl bir şey olacağını, kaç rating üzeri olacağını e, buralardan anlayabiliyordunuz. Bu da hatta o zamanlar Reddit'te patlayan bir mevzu olmuştu sevgili dostlar. Ben de o zamanlar YouTube'da çok aktif olduğum dönemler sizler beraber paylaşmıştım. Süper zeka Türk kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi işte böyle şey mi olur bir sen bakılsın dedikten sonra arkadaşlar. iki hafta sonra bütün güncellemelerle bu oyundan kaldırılmıştı. Çünkü arkadaşlar bu tamamen gerçekti. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz ben yani o zamandan klipler de ekledim buraya. Arkadaşlar bu e, FIFA'da paket açma mekaniğinin tamamen random yani rastgele olduğunu düşünen arkadaşlar var. Burada aslında kendilerini kandırıyorlar. Çünkü arkadaşlar bu oyunda bir rant dönüyor. Bu oyunda bir market dengesi var ve EA Sports her zaman paketlerdeki market dengesini ayarlıyor. Market dengesini ka karıştırdığı zaman tamamen rastgele olduğu zaman hani bu olay rastgele olsa o zaman şu demek oluyor. Bir insan çok da çıkarabilir, az da çıkarabilir değil mi? O zaman ne olur? Marketin bütün dengesi şaşar. O zaman niye sana şunu sorarım ben. Niye Team of the Year'da düşük oyuncular daha çok çıkıyor da iyi oyuncular daha az çıkıyor. Ya da niye şu anda mesela Hulut paketlerde yokken diğer bütün ikonlar paketlerde var? Çünkü arkadaşlar EA Sports bunların hepsini oyunda kaç tane çıkacağını, ne kadar çıkacağını, markette maksimum kaç tane olabileceğini her şeyini ayarlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar oyundaki her şey fixed ve bu sene arkadaşlar bir şey daha çözüldü. Bilgisayar tarafında arkadaşlar hileciler bu sene oyuna gelen Lightning Round yani saatte atıyorum 10.000-20.000 paket geliyor ya sadece saatlik gelen lightning roundlarda açacakları paketten kaç rating oyuncu çıkarabileceğini çözüyor arkadaşlar. Evet yani sonunda bu da çözüldü. Zaten bu da şu demek oluyor. Artık oyunun son dönemlerindeyiz. Yani artı 91 rating yani 91 rating bir adam gördükleri zaman atıyorum. Hani bu zaten çok büyük çok büyük ihtimalle promo olacağını bilip o paketi açabiliyorlar. Yani bilgisayar tarafında arkadaşlar bu sene artık hileciler Lightning Roundları özel paketlerden kaç oyuncu çıkabilir oyun e, kavramında kavramını da çözmüş durumdalar. Çok yakında zaten Twitter'da bunu da ifşasını görürsünüz arkadaşlar. İlk burada duymuş olun. E, çok yakınlara zaten bunu göreceksiniz dediğim gibi artık oyunun arkadaşlar çok affedersiniz boku çıkmış durumda. Oyun rezil bir halde. Sizlere yalvarıyorum lütfen FIFA Points almayın. İzlemiş olduğunuz yayıncılara kanmayın arkadaşlar. Sakın ama sakın FIFA Points almayın. Bu oyunda FIFA Points de alsanız başka bir şey de alsanız arkadaşlar. Hiçbir zaman oyun adil olmayacak. Bunu da unutmayın. Ben bu sene hileci arkadaşlarım buradaki bütün her şeyi patlatmasına çok sevindim. Umarım EA Sports'ta buradan kendine bir ders çıkarır ki biliyorsunuz arkadaşlar 2K'da bir futbol oyunu geliştirecek. Burada da zaten kendine çok büyük bir rakip olacak. Umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizleri gerçekten çok özledim. Dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni eskiden beri izleyen kardeşlerim hepinizin adlarını ismine ne kadar hatırlıyorum. Yorumlara yazarsanız sizlerle sohbet etme yorumlarda çok isterim. Aynı zamanda aşağıda Twitter ve Discord adresimi de bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da lütfen beni takip etmeyi ve sunucumuza katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.